Sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda elimde görmüş olduğunuz parçanın işlemesini yapacağız. Parçanın iç yüzeyinde delikler var ve boşaltmaları var. Aynı zamanda parçanın dış yüzeyinde boşaltması var. Bu videoda sadece dış yüzeyini nasıl işleriz, dış yüzeyini işlerken hangi komutu kullanmalıyız ve nelere dikkat etmeliyiz, bunlardan bahsedeceğim. Şimdi yapmamız gereken, parçamızı aynaya bağlayacağız. X0, Y0'ını alacağız. Aldıktan sonra da işlemeye geçeceğiz. Şimdilik hepinize iyi seyirler. Şimdi yapmamız gereken, parçamızın çapını ölçeceğiz. Parçamız toplamda 172 mm geliyor. Bizim parçamız 172 mm geliyordu. Biz bu parçayı 168 mm'ye işleyelim. Onun için yapmamız gereken, hesaplama komutunu yazalım. Kare 1, yani diyez 1 eşittir 168 bölü 2 dış çap yapacağım için artı 16 yazdık ve hesaplama komutunu yazdık arkadaşlar. Burada bize ne diyor buradaki komut? Bir numaralı değişkene hesaplamayı tanıtıyoruz. 168'i 2'ye böl. 168'i 2'ye böldü ve üzerine takımın yarı çapını ilave etti. Yani şuradan şöyle hesap makinesinde göstereyim. 168 bölü 2 kendisi hesaplamayı yapacak. Burada biz ekstradan hesaplama yapmıyoruz. Artı 16. Yani 100 değerini birazdan program çalıştırdığımızda göreceğiz. Buradaki hesaplamayı ben yapmıyorum. Tezgah yapacak. Bunun hesaplaması bu şekilde oluyor arkadaşlar. Hemen alt satıra iniyoruz. Y0, Y90, Y54. Bunlar bizim her zamanki standart komutlarımız arkadaşlar. X, eksi, kare 1. Yani bir numaradaki değişkeni kare 1 ile tanımlıyoruz. Program içerisinde nereye kare 1 yazarsam her zaman bir numaradaki değişkeni okuyacaktır arkadaşlar. Y0 koyduk. Burada biz ne demek istedik? Boştaki hızlı hareket Y0, Y90 mutlak komut, Y54 iş parçasının 0 tanıttığımız koordinat merkezi, X eksi diyez 1, bir numaradaki hesaplamayı oku, Y0, Y80'i 0'a götür dedik. Sonrasında Y43, H1, H1, Z50, takım boyu telafi komutlarımız, bir numarada değer var ise offset'e geldik. Offset'te bir numarada değer var ise bir numaradaki değeri buradaki H1 komutundan okutturuyoruz arkadaşlar. Eğer bir numarada herhangi bir değeri yoksa o zaman okumayacaktır. Biz burada bir tane takım kullanacağımız için Z0'ı, o kullanacağımız takımı tanıttık. Onun için bir numaraya herhangi bir değer yazmadık. Çap 32'lik kaba takıma S700, 1700 devir veriyorum. M3 dedim, saat yönünde
döndürdüm arkadaşlar. Sonrasında G1 Z 0 F 3000 yazdım. Z0'a 3000 ilerlemeyle indirdik. Sonrasında bir tane alt programı kullanacağız. M98 H 2 L 1. Burada bize ne demek istiyor? M98 alt program çağırma komutu, H2 alt program numarası, L1 ise alt program tekrar sayısı. Sonrasında ise G90 mutlak komut, G2 alt programı okuduktan sonra buradaki satırı okuyacaktı artık. G2 I diyez 1 1 numaradaki hesaplamayı oku dedik. F2000. Yani buraya bu komutu neden yazdık arkadaşlar? Biz birazdan spiral bir şekilde aşağıya doğru işleme yapacağız. En sonunda program bittikten sonra burada bir düzleme komutu yazıyoruz arkadaşlar. Sonrasında G0 boşluk hızlı hareket, G90 mutlak komut, Z100'e hızlı bir şekilde çıktık ve M30 diyerek programı bitirdik. Şuraya referans komutlarını da yazalım. G91, G28, Z0, Y0 yazdık ve Z-Y eksenini referansa gönderdik arkadaşlar. Sonrasında ise ne yapıyoruz? N2 G91 artımsal komut, yani bulunduğun yerden itibaren verilen değer kadar gitmesini istediğimiz değerleri G91 ile yapıyoruz. G91 Z-0.5 Y1 yine hesaplamayı okuttuk. F girelim. F3000 ile dön. M99. Evet arkadaşlar, bizim işlemi yapacak program bu kadar. Buradaki alt programdaki bütün satırlar hepsi aynı satırda olursa herhangi bir şekilde program işlemi yaparken duraklama hareketi yapmayacaktır. Eğer bu şekilde alt satırda olursa duraklama yapar. Hele bir daha şunu indirirsek N2'yi okur, durur. Daha sonra 12. satırı okur. Tekrardan durur. M99'u okur, tekrardan durur. Bunun bu şekilde yazılmasını istemiyorum. Bu şekilde duraklaya duraklaya çalışıyor tezgahımız. Bunun önüne geçmek için ise hepsini aynı satıra yazıyoruz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Programı yazdım. Programı yazdıktan sonra kontrol tuşuna bakıyoruz. Yazdığımız programı kontrol etmemiz lazım. Sürekli kontrol, adım kontrol var. Sürekli kontrole basıyoruz arkadaşlar. Kontrolümüzü yaptık. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde sıkıntı olmadı. Tam olarak çap işlememizi yaptık. Simülasyonu kapatıyoruz ve programı çalıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, G2 komutunu yazmayı unutmuşuz. Hemen şuraya insert tuşuna bastık. G2 komutunu ekledik. Bütün işlemler tamam. Programı çalıştırdık değerli arkadaşlar. Bu turda sadece 0.5 mm hareket edecek. Programın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Bir sonraki turda inmesi gerektiği kadar değeri vereceğiz ve tekrar sayısını ayarlayacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi program çalıştı. Herhangi bir sorun yok. Tekrardan programın içine giriyoruz ve 50 milim derinliğinde
işleme yapacak şekilde tekrar kaydını belirtiyoruz arkadaşlar. 100 yazdık. Her turda 0.5 mm aşağı yönlü hareket edecek ve bu hareketi toplamda 100 defa tekrarlayacak arkadaşlar. Bunun için D100 yazdım. Şimdi programı çalıştıralım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi program sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Sizler de bu programı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Dış çap işlerken mutlaka G2 komutu kullanmaya dikkat edin arkadaşlar. Her zaman kesme yönüne göre program yazarsanız takımınız ve kesici uçlarınız daha uzun ömürlü olacaktır. Mutlaka hava soğutma ya da su soğutmayı kullanırsanız daha sağlıklı olacaktır. Daha uzun ömürlü uçları kullanabilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadardı. Anlamadığınız ya da kafanıza takılan herhangi bir soru olursa mutlaka yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.